Herkese merhabalar, ben Cansu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yüzümde görmüş olduğunuz bu tatlış makyaj uygulamasını yaptım sizler için. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı ve zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Evet, öncelikle göz makyajıyla başlamak istiyorum. Göz makyajım için önce concealer uygulayacağım. Evet, tüm göz kapağıma güzelce uyguladım ki göz makyajımda, yani far uygulamamda iyi bir baz oluştursun bana. Makeup Akademi'nin bende şöyle bir paleti var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Buradaki paletteki mavi renklerden kullanacağız. Açıktan koyuya doğru uygulayacağım tekrar. Hemen başlıyorum. Gözümün dış köşelerine doğru uygulamaya devam ediyorum bu şekilde. Yine tabii bu açık mavimi uygularken bu taraflara uygulamayacağım. Çünkü orayı farklı bir şey düşünüyorum. Şu an kafamda farklı bir tasarım var. Umarım sizler de bitince bu makyajımı beğenirsiniz diye umuyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yazın alta eğer kafanıza takılan bir şeyler olabilir veya olumlu olumsuz yazın, yani mutlaka bekliyorum yorumlarınızı. Evet, sanırım şimdilik yeter. Diğer gözüme de aynı şekilde uygulayacağım. Bu arada uygularken şu şekilde dikkat ederseniz çok fazla böyle çeke çeke uygulamıyorum. Tampon hareketlerle biraz farı yedirerek uygulamaya çalışıyorum ki o rengi bana iyi bir şekilde yansıtsın. Eğer böyle çok fazla çekersem fırçamı, yani uçacaktır far, doğal olarak yedirerek diye tabir edeyim. Şöyle tampon hareketlerle uygulamak çok çok daha iyi sonuç veriyor bize. Evet, bence tamamdır. İki gözüme de böyle açık mavi rengimi uyguladım. Şöyle biraz daha dışarıya taşıyarak uygulamaya dikkat ederek. Bir ton koyu rengi seçeceğim yine far paletimden. Şöyle göstereyim. Şu açık renkleri karıştırarak uygulamıştım. Şimdi koyu renklere geçeceğim. Koyu mavileri uygulayacağım. Gözümün en dış köşesine şöyle yine tampon hareketlerle devam ederek. Çok tatlı bir mavi değil mi sizce de? Yani açıktan koyuya gittiğimiz zaman, mavileri karıştırdığımız zaman böyle çok tatlı bir mavi oluşturdu. Dış köşelere tekrar farklı bir fırçayla yine açık mavi birazcık daha uygulayacağım. Ki bize böyle bir derinlik oluştursun. Evet, hemen farklı bir fırça seçimi yapacağım ve yine açık mavimden biraz alacağım. Şöyle dış köşelere doğru biraz daha. Farklı bir fırça seçimi yapacağım ve şöyle biraz daha dağıtmak istiyorum. Evet, bence şu an okey. İstediğim formu hemen hemen şu anda yakaladım. İç köşelere farklı bir uygulama yapacağım. Birazcık daha simlerin oluşturduğu güzel farklı bir şey yapacağım şimdi. Hemen L'Oreal'in Infallible Concealer'ından birazcık kullanacağım. Şöyle uygulamaya başlıyorum. Gözümün iç köşelerinden itibaren. Bu tarz makyajlara gerçekten bayılıyorum diyebilirim. Farklı renk kombinasyonlarıyla, işte buralar farklı, işte dış köşeler farklı, yani geçişler vesaire uyguladığınız zaman makyaj tabii daha farklı bir boyut alıyor. O yüzden yani çok seviyorum, bilmiyorum bu tarz makyajları. Hemen diğer gözüme devam ediyorum.
Evet, elimde bu şekilde, şöyle göstereyim. Elimde pastelin metalik serisinden olan far paletim var. Burada böyle gümüş renkleri de olduğu için ben aslında bu concealer'ın üstüne, iç kısma sürdüğüm concealer'ın üstüne parıltılı bir şey istiyorum. Aslında amacım bu. Canlı durması, parıltılı durması açısından bu paletten yardım alabilirim. O yüzden hemen buradaki griden biraz üstüne uygulamasını yapacağım. Bakalım istediğim görüntüyü sağlayabilecek miyim? Bir ince yassı bir fırçamla hemen uygulamaya başlayacağım. Tam da istediğim renk oldu diye söyleyebilirim. Tekrar şuradan bir mavi uygulaması yaparak biraz daha karıştıracağım ki şu çizginin daha iyi görünebilmesi için onu da yapacağım. Öncelikle diğer gözümü de hemen uygulayayım. Evet, bu şekilde tamamladım. Yalnız göz hatlarıma tekrar mavi uygulaması yapmam gerekiyor ki o bütünlüğü oluşturması açısından hemen yine aynı fırçamla devam ederek mavi uygulayacağım. Açık renklerden başlayarak. Evet, göz hatlarımı uyguladığım zaman bence makyaj gerçekten tamamlamış oluyor. Hemen diğer gözüme de aynı işlemle devam etmek istiyorum ufak ufak. Yani göz hatlarına gerçekten uygulamak gerekiyor. Özellikle far uyguladığımız zaman göz hatlarına mutlaka birazcık far geçmek gerektiğini düşünüyorum ki o gözdeki bütünlük, özellikle bu tarz makyajlarda o bütünlüğü daha iyi sağlıyor. O yüzden gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlamış olduk. Şu çizgiyi de birazcık almak için şöyle maviden biraz. Evet, sıradaki işlem tabii ki de kirpik takacağız. Kirpiklerimi takıyorum. Hızlıca makyajımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kirpiklerimi de taktığıma göre göz makyajımı bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen fondöten uygulamasına geçiyorum ve yüz makyajını da bitirmek istiyorum. Biraz bronzer uygulaması yapacağım hemen. Ve biraz kalp şeklinde olan highlighter'ımdan kullanacağım. Kaşımın altına biraz kullanacağım. Evet, makyajımız bitmiş gibi görünse de henüz bitirmedim. Hemen şu kısma bir kuş figürü çizeceğim. Bakalım makyajı nasıl bir boyuta getireceğiz, nasıl şekillendireceğiz. Ben de bilmiyorum. Hemen başlıyorum. Evet, figürümüzü oluştururken ince bir eyeliner fırçası yardımıyla, burada tabii beyaz eyeliner de kullanılabilir. Ben Kreolan markasının beyaz yüz boyasıyla uyguluyorum. Ve bu şekilde kabaca şeklimi oluşturmuş oluyorum. Evet arkadaşlar, kuş figürümü en azından taslak bir şekilde bu şekilde oluşturmuş olduk. Kahverengi bir far seçimi yaparak da gölgelendirmesine başlayacağım hemen. Bence güzel oluyor, bakalım. Evet arkadaşlar, burada belirgin olmasını istediğim bölgeleri kahverengi bir far yardımıyla gölgelendirme işlemi yapıyorum. İnce eyeliner fırçası yardımıyla biraz daha kenarları belirginleştiriyorum. Fakat daha sonra fikrimi değiştiriyorum. Beyaz bir kuş olmasına karar vererek kanatlarını ve kuyruk kısmını komple beyaza boyuyorum. Gördüğünüz gibi. Daha
Daha sonra kanatlarının kenarlarını daha belirgin olmasını istediğim için yine kahverengi farla bu şekilde ince eyeliner fırçası yardımıyla da gördüğünüz gibi bu şekilde boyuyorum. Evet, itiraf etmeliyim ki ne kadar zor ve uğraştırıcı bir işlem gibi görünse de istediğim formu, o istediğim kuş görüntüsünü bence çok çok iyi bir şekilde yakaladığımızı düşünüyorum. Yani sonuç bence mükemmel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuş figürümü de bu şekilde tamamlamış oldum. Bilmiyorum oradan nasıl görünüyor ama gerçekten çok çok farklı bir makyaj oldu. Hemen rujumu uygulayacağım ve son işlemi tamamlamış olacağız. Hemen rujumu da söylemek istiyorum. Biolis markasının Crush It 109 numarası. Bence mutlaka bir tane edinin. Rengi çok çok güzel. Fiyatı da çok çok iyi. Bir tane bence deneyin. Mutlaka beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen rujuma devam ediyorum. Ve makyajımı bu şekilde tamamlamış oldum. Elimde olan ürünlerimle böyle çok farklı bir makyaj yapmak istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.